Yani biz seni oraya böyle hani böyle güzel sırma saçlı, simsiyah saçlı böyle güzel bir adam olarak gönderdik ama bu uzaydaki yer çekimi dolayısıyla falan bu şeyi yaptın. Valla ben de olimpiyatlarda kızlarımızdan voleybol, Avrupa olimpiyat şampiyonluğu bekliyordum. Bazen bazı ümitlerle yola çıkabiliyorsunuz ama yolda neyle karşılaşacağınız hiç belli olmuyor tabii yani ki. Yani dünya zamanı ile uzay zamanı bazen uymuyor. Ne oldu da olmadı? Aslında imtihanı iyi başlamıştı, Türk'ün uzaylı imtihanı. Ya iyi başlamıştı fakat bize söylenen şu. Fena bir reyting de almıyordu açıkçası. Yani çok kötü gitmedi. 5-6 reyting alıyordu ve ilk onun içerisinde dolanıyordu. Ama işin muhteviyatına bakacak olursak onunla ilgili bir sürü şey söyleyebiliriz belki. Yani haddimizi aşarak belki. Yani ben de konu. Ama çok fazla çocuk seyircisi olduğu için bize söylenen şu. Reklam verenler çocukların çok izlediği bir işe çok para yatıramıyorlarmış. Ya bir çikolatası var, şekeri var. Bunun söylenen oydu. O yüzden de zarar edilen bir iş oldu yani. Anladım. Sizi yemişler abi, o birincisi. Yani, hani benden duymuş oldu ama yani bir şekilde. Bir de hani bizim gibi uzay üzerine çok yüksek fantazması olan bir şeyden hani milletten kısır bir iş çıkacağını, çabuk bitecek bir iş çıkacağını da düşünmüyordum ben. Yani bazen işte düşündüklerinizi, hayal ettiklerinizi gerçeğe dönüştürdüğünüz zaman aynı sonuçlara elde edemiyorsunuz. Mesela müthiş bir dekoru vardı, çok güzel bir kadrosu vardı. Hı hı. Bayağı da paralar harcanmış bir dekordu. Ama olmadı, bir şey uymadı. Usta yani. Uzaya gitmedikçe nerede yanlış yaptığımızı bilemeyeceğiz. Doğru. Yani, Türk uzaya çıktığı gün biz bu işi çözeceğiz.